Haftalık durum değerlendirmesi toplantısını başlatıyorum. Her zamanki gibi Rüstem abiyle başlıyoruz. En hevesiniz o çünkü. Evet Rüstem abi. Sette durum nedir? Oyuncular ne halt karıştırıyor? Bize tek tek anlatır mısın? Vallahi... Vay vay vay. İçim yanıyor ya. Bu neyin toplantısı Hakkı ha? Kanal son gönderdiğimiz versiyonları da beğenmemiş. Gönderdiğimiz bantları üst üste koyup vizyon sehpa yapmışlar lan. Üstünde çay içiyorlar, simit yiyorlar, şişe çeviriyorlar oğlum. Yeni yeni revizyonlar gönderdiler oğlum. Bu adamlar resmen dalga geçiyorlar bizle bal porsu. Ben hayatımda bu kadar aşağılandığımı hatırlamıyorum aga ya. Efendim öyle düşünmeyin de. Öyle düşünmeyeyim de, öyle düşünmeyeyim de nasıl düşüneyim ha? Dayıcığım nasıl düşüneyim? Harcadığım zamana mı yanayım? Parayı zaten saymıyorum bile. Toplasan toplam bir bavul eder ya. Benim adım Şenol Baytarsa ben de bunun altında kalmam aga. Onlara öyle bir bant göndermeliyiz ki. Yalnız Şenol Bey, bu hareketiniz projeyi sonlandırır. Allah Allah, Allah Allah. Oğlum adamlar projeyi bitirdiler bile. Şu anda biz de kafa bulma evresindeler. Sen ne anlatıyorsun reçel porusu ha? Tamam arkadaş, çok acayip, çok acayip fikirlerim var. Onlara bir bant yapacağız. Götüreceğiz yüzlerine böyle bir şamar gibi çarpacağız. Şarrak diye. Aman diyeyim Şenol Bey. Sonra bizim yüzümüzde şarrak diye patlamasın. Aman diyorsun. Amanı bırak amanı. Şimdi tam zamanı. Arkadaşlar ekibi topluyoruz. Birkaç bir şey çekeceğiz. Bizle dalga geçmek neymiş görsünler. Benim adım Şenol Baytarsa intikamımı alırım arkadaş. İntikamımı alırım lan! Aman diyeyim Şenol Bey, öfkeyle kalkan zararla oturur. Siz ikiniz. Üç efendim. Adam mısın lan sen? Duyduklarınızı unutun. Ağzınızı sıkı tutun. Burada hiçbir şey yaşanmadı. Ben şimdi Şenol Bey'le konuşup onu ikna edeceğim. Sakin ol Rüstem abi, sakin ol. Easy, easy Rüstem abi. Şenol! Şenol! Hey de lan bana! Allah! Rüstem abi! Demek... Demek buraya kadarmış ha. Al bakalım. Sağ ol canım. Her şey daha yeni başlıyor Serpil. Bu sadece bir başlangıç. Ay inşallah Ececiğim inşallah. Benim rolümü de bayağı arttırmışlar. Bildiğim başrol oldum kız. Kalbim yerinden fırlayacak şimdi vallahi ya. Ben en son Çin'e giderken bu kadar heyecanlanmıştım. Oha sen Çin'e de mi gittin? Hı, üniversitedeyken bir arkadaşım davet etmişti. Aa sen üniversitede mi gittin kız? 1,5 sene falan gittim ve yapamadım bıraktım sonra. Bak sen bizim Serpil'e ya Çinlere bile gitmiş. Ya alt tarafı Nepal. Öyle küçümseme kız. Yok Ece alt tarafı Nepal. Çin'in altında Nepal var ben oraya gittim. De bakayım sen şimdi bana Çin'in en çok neyini sevdin? Yani pek sevmedim aslında. Bir tek Çin'de yemeğe Çin yemeği demiyorsun. Yemek diyorsun direkt sana Çin yemeği getiriyorlar. Onun haricinde pek sevmedim ben. Hah sanki mütemadiyen her gün Çin yemeği yiyor da spam. Yok Ece'cim ben haftada bir falan kesin söylüyorum Çin yemeği. Hem ucuz hem güzel. Tamam tamam. Aç teksi de çalışalım. Ne de olsa dizinin lokomotifiyim ben. Edebini ört burada sette çalışanlar oluyor çünkü bakalım.